bir peygamber de değildi. Eğer bugün Muhammed Aleyhisselam Medine'deki mezarından bütün dünyayı hala idare ediyorsa Aleyhisselatü Vesselam, bu sıradan bir olay değildir. Ve dikkat ediniz, İslam'a düşmanlık yapmak, tuzak kurmak isteyenler hep peygamber üzerinden Müslümanları vurmaya çalışmışlardır. Çünkü Müslümanların en hassas noktası Hazreti Muhammed'dir Aleyhisselatü Vesselam. Son olayların tümünde öyle oldu. Gerek peygamberle ilgili düzenlenen o karikatür olaylarında da alay etmeye gayret edenlerin tümünde hassas nokta peygamber olmuştur. Biz belki peygamberin yurt dışında aleyhinde olsun bir kumpas kurulsun, peygamber algısını kirletelim diye karikatür yapanlara şunu söylemek gerek. Öncelikle bu olayları konuşurken biz şiddetten, kandan ve öldürmekten kesinlikle haz almadığımızı ve kabul etmediğimizi söylemek durumundayız. Birinci tavrımız budur. Ama herkesin algıyla ismi kirletilebilir ama hiçbir algı Hazreti Muhammed'e sökmez. Hiçbir algı Hazreti Resulullah'ın görüntüsünü kirletemez. Bütün dünyayı üst üste koysanız hız gelir tırıs gider. Halkın tabiriyle söylüyorum. Aynı halkın dediği gibi söylüyorum. Boş hikayedir o. Belki biz bilmeden İslam peygamberini yanlış tanıtanlara Allah ıslah etsin diye temenni eder, onlara İslam'ı anlatırız. Görevimiz budur. Şiddetten uzak durmak suretiyle, dille, konuşarak. Ama ben kendi ülkemde Hazreti Peygamber'in karikatürünü yansıtanlara söyleyeceğim. İlk söz şu olacak: Allah Nebisi'nin aleyhinde bir karikatür mü yapacaksınız? Vallahi Resulullah'ın adı ve şerefi sizden çok daha uzun sürecektir. Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Hepimiz öyleyiz. Ama Resulullah bütün bir ömür, bütün bir ömür ve ömrün sonrasında, kıyametten sonra da Muhammed var olmaya devam edecektir. Hiçbir güç ve kudret bunu silemeyecek ve değiştiremeyecek. Siz Resulullah'ın arkası aleyhinde bir şey yapacaksanız önce şunu yapın derim o karikatüristlere, o gazetecilere. Çok insani bir çağrım var onlara. Eğer siz utanmıyorsanız babanıza sorun, annenize sorun, amcanıza, dayınıza, teyzenize sorun, akrabalarınıza sorun, onların gözünün içine baka baka biz Muhammed peygamberin aleyhinde onu küçültücü bir şeyler çizeceğiz, olur mu diye sorun. Babanızdan, ninenizden, dedenizden, teyzenizden, halanızdan, dayınızdan onay alıyorsanız istediğinizi yapın o zaman. Çünkü hiç kimse bu kadar düşmemiş ve düşkünleşmemiştir. İyi işler yapın, hayırlı işler yapın, hayırla konuşun, hayırlı çizimler yapın, peygamberinizi insanlara tanıtın. Yanlış yapanların yanlışına deyin ki Müslümanları öne tanımlamayın. Müslümanlar adına yanlış yapanlarla karşısında hep beraber olalım. Ama Müslümanlığı ve peygamberi hiçbir zaman test konusu yapmayın. Merkeze oturup ona saldırmayın. Bu sonuç alınmayacak, çirkin bir çaba sonuç alamayacak bir gayrettir. Çünkü öyle derinde iz bıraktı ki Muhammed Nebi, hiç kimse o izi silemez. Ne Mekke'den, ne Medine'den, ne Kudüs'ten, ne Filistin'den, ne de dünyanın hiçbir yerinden, ne Almanya'dan, ne İsviçre'den, ne Fransa'da. Çünkü Müslümanların insanları kucaklamasının yolu da Muhammed'den geçiyordu onun için. Aleyhissalatü vesselam. Size hoşgörüyle bakmamızı, bizim peygamberimizin aleyhinde konuşanlara bile tahammülle bakmamızı, yanlış yapıyorsunuz, gelin düzelin dememizi bile bize peygamber öğretti. Çünkü o hiçbir zaman intikam peşinde olmadı, düşmanının onurunu çiğnetmedi, onurunu kırmadı. Aleyhinde konuşan hiç kimseye ferdi manada intikam duygusu içinde hareket etmedi. Sevmeyi, kucaklamayı, sevdayla hareket etmeyi bize Muhammed öğretti aleyhisselam.